Merhaba arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bir düzenekle var olan dut ağacımızdaki meyvelerin yere düşmesini engelliyoruz. İşte bu şekilde bir düzenekle dutlarımız yere düşmeden file üzerinde birikiyor ve bunu toplanıp çeşitli şekillerde kurutuyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere dut kurutmanın evdeki en basit, en doğal yönteminden bahsedeceğiz. Bu nedenle hem ağaçtan dutlarımızı toplayacağız, hem de şu file üzerinde birikmiş olan dut meyvelerimizi alacağız. Daha sonra bunları kurutacağız. Evde dut kurutmak oldukça basit. Basit olmasının yanında hem doğal, katkısız, hem de sağlıklı şekilde kurutabiliriz. Çünkü sanayi tipi kurutmalarda bazı işlemler uygulanıyor, sağlık açısından uygun olmayan. Bu işlemleri biz uygulamadan evde, işte bu şekilde bir dut ağacımız varsa meyvelerini değerlendirmemiz gerekiyor. Oldukça fazla meyve veren bir ağaç, dut ağacı, ve bu şekilde bunlar çeşitli şekillerde değerlendirilir. Evet arkadaşlar, ağacından topladığımız dutlarımız beyaz dut. Dutları arkadaşlar kurutmada demiştik toplarken birkaç püf noktası var. Şimdi sizlere onlardan bahsedeceğim. Biz dutu kendi bahçemizden topladık. Yola yakın değil arkadaşlar. Doğal, temiz bir ortam, doğal bir ortam. O yüzden yıkamayacağız. Birinci püf noktamız dutların mümkünse yıkanmaması. Eğer yol kenarı, trafiğin yoğun olduğu bir yerde veya tozun, dumanın olduğu bir yerde ise ağacımız, dutları bu ağaçtan toplayacaksak eğer, o zaman soğuk suyla bol miktarda yıkadıktan sonra bir elekte iyice süzmemiz lazım. Ama mümkünse dediğimiz gibi yıkanmaması. Diğer bir püf noktası da arkadaşlar, dutlar bol su içerdiğinden dolayı, yani çok sulu olduğundan dolayı bitişik şekilde serin ve gölge yerde asla kurutulmamalı. O zaman dutlarda kararmalar meydana geliyor ve çürümelere sebep oluyor. Bunun yerine bol güneşli ama belli aralıklarla güneş alabilen odamızın bir pencere önü olabilir. Ve yine sıcak bir ortam olmalı. Serin, soğuk bir ortam olmaması gerekiyor. İkinci püf noktamız da bu. Diğer bir püf noktamız da değerli arkadaşlar, dutları bir kağıt mendil üzerine dizerken belirli aralıklarla dizmemiz lazım. Birbirine değmemesi gerekiyor. Yerimiz bolsa eğer, mümkünse her biri arasına bir dut daha sığacak kadar işte ara bırakmamız en faydalısı, en sağlıklısı olacaktır. Yine arkadaşlar, dutun kurutulduğu oda ortamı mutlaka havadar olmalı. Eğer odada, kendi bulunduğumuz evin bir köşesinde kurutacaksak, pencerenin en az 10 saat açık kalması gerekiyor ve dutun kurutulduğu ortamda bir hava akımının olması gerekiyor. Son olarak da yine değerli arkadaşlar, dutlar dizildikten sonra bir tülbent, şu şekildeki bir tülbentle üzeri örtülmeli. Bunun sebebi hem dış çevre şartlarına karşı korunmuş olacak, özellikle sinek, böcek zararlarından korunmuş olacak, yine tozlanma vesaire gibi durumlardan arınmış olacak. Bu şekilde bir tülbentle üzerini kapatabiliriz.